Şimdi Pasifik'e gidelim. Pasifik'teki yanardağlarda bir kıpırdanma var. Son birkaç haftadır Hawaii'deki o Mauna Loa'ydı galiba en büyük aktif yanardağ. Orada lavlar işte otoyollara geliyordu, görüntüleri izledik, böyle patlıyorlardı falan. Şimdi Şili'deki Laskar Yanardağı'nda da 6000 metrelik patlamalar meydana gelmiş. Yetkililer volkanın böyle stabil olmadığı, değişken duruma sahip olduğunu açıklıyor. Allah korusun, inşallah patlamaz. Laskar Yanardağı harekete geçti. Patlamalar 6000 metreye ulaştı. Explosión volcán Laskar. Tengo que bajar lo más rápido posible. Görüntüler Şili'den. Ant dağlarındaki Laskar Yanardağı'nda başlayan hareketlenmeler hafif depremlere de neden oldu. 6000 metreye ulaşan patlamaların ardından etrafa volkanik kül ve sıcak gaz bulutları yayıldı. Estoy al borde del cráter. Andrés, hermano, los quiero mucho, compa. Şili'nin Ulusal Jeoloji ve Madencilik Dairesi tehlike seviyesini sarıya, yani durumun değişkenlik gösterebileceği uyarı seviyesine yükseltti. Yetkililer güvenlik uyarıları yaptı. Yanardağ kraterinin 5 kilometre çapındaki alanı güvenlik çemberine aldı. Şili'nin kuzeyindeki Laskar, dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü'ne yaklaşık 70 kilometre mesafede. San Pedro de Atacama, turistlerin trekking rotaları için oldukça popüler olan bir yer. Estoy al borde del cráter. Andrés, hermano,